Kabı 700. Gözlük. Ha o mu? Gel olduğu için o 650 lira oluyor. Onun 1700 lira o, o zaman. 800 lira civarı. Kal 800 lira. 800 lira bu 1600 lira o civarı. Ee, tahmini 200 falan. Üzerinizdeki kıyafetler ne kadar? Hepsi balkon giyim sarayı. Ben zaten kaldığım için balkonlara kedi yatıyor. Çamaşırlara yapıcı aşağı indiriyor. öyle gidiyor. Balkon giyim <laughs> sarayı. <sana. gülüyor> Üzerinizdeki... <laughs> Dayı balkonu da galiba ya. Bir dakika dur. Bu ne dedi? Hepsi balkon giyim sanayi. <laughs> Hepsi balkon giyim sanayi ya. Ben sokakta kaldığım için. Sokakta kaldığım için diyor. Balkondan indiriyorum diyor. Balkonda <laughs> kedi yatıyor. Çamaşırları yapıcı aşağı indiriyor. Öyle gidiyor. Balkon giyim sanayi. Elinizdeki kombin ne kadar? Hiçbir fikrim yok. Balkon giyim sanayi. Hepsi arkadaşımın. <laughs> 39 lira. Şortum 30 lira. Çorap 10'unu aldım. 20 lira. Donumu hepsinin parası burada duruyor lan. Kulaklığım 3000 lira. <laughs> Kulaklığım 3000 lira. Ondan sonra bilekliğim izleyiciden hediye. <laughs> atmaz ya şerefsizim lan. Valla üstündekiler öyle. Oğlum ben kıyafete para harcamam. anlam Başka şeyleri harcarım. Gider bir karıncaya 2000 lira da veririm de. Ee, kıyafete para harcamam. Al bak hemen söylüyorum. Tişörtüm 49.99'muş. Şort'um 59'muş. Donlarım nerede lan? Bunları hep yeni aldım da o yüzden. Heh. 129 lira vermişim dona 10 tane. 10 tane <laughs> mısın da koy 129 lira donuma niye vereyim? 10 tanesi. <laughs> niye işliyorsunuz? 10 tanesi lan! Hemen çorabımı da söylüyorum yanlış bilgi olmasın. Onu da nereden almıştım? Şuradan almıştım. Amına ödüm koptu diyor. Ya o, o bırakın bu işleri ya. Ödüm kopmuş. Oğlum altıma 200 liralık don giysem kime ne? Baktığında yani kime ne? Hemen işe yapmayın ama ben hani kıyafete para vermeyi sevmiyorum. Hemen bakalım çorabımıza. Hmm, nerede çoraplar? Bir sürü çorap almışım. 51 lira vermişim pardon 51 18. Niye 51 18 e 51 lira yuvarlayamamışlar mı? Altılı dikişsiz kısa çorap 46 numara. 6 tane. Ama mesela işte bilmediğin şeyi aldığın zaman da burada bir yıkadım mavi Çoraplar bir yıkandı hemen üstü tüylenmeye başladı mesela. Yani biraz bu arada ben tekstile niye para çok harcamıyorum? Maliyetlerini biliyorum ya. 3090 45 bin lira. Bilmiyorum oğlum bunlar benim iş ekipmanım lan. Benim para harcadığım ne var? Böyle harbi para vurduğum böyle. Ya tabii mobilya artık bunları konuşmuyorum bile amına Koltuk şu L koltuğu bizim meşhur koltuğu kaç almıştım ben? 6 bin liraya mı almıştım? 5500 liraya mı ne almıştım ömürlük olsun diye? Şimdi 8 bin lira olmuş. Airsoft'ların çoğu hediye. Yemek, yemeye para harcıyorum. Yemeğe yiyorum yani, yalan yok. Yemekten kesmem. Zeytin üstümdeki kombinin parasına dal aldım lan. Ya bak, ayakkabıya para verin. Şimdi ayakkabının para verin dediğim şu. Bir ayakkabı markaysa ve de e, bir tarzı varsa tamam. Bazen onlar da ziyan oluyor duyuyorum böyle. Bilmem ne spor ayakkabısı 4 bin lira siktir ama. Bir de bilindik kaliteli, ayağınızı koruyan ayakkabılar var. İyi marka markaların gene. Onlar genelde zaten spor ayakkabı değil mi? Böyle 300-400 liradan aşağı spor ayakkabı yok. <laughs> 500 lira 600 liradan aşağı kaliteli ayakkabı yok. Fake'leri var, çakmaları var. Onlar da ayağınızın alt ağzına sıçar. Koku yapar. E, tabanını düzleştirir. Ne bileyim bir sürü sıkıntısı var. Tabi paran varsa yani. Paran yoksa ne yapıyorsun? Çakmasını alıyorsun. E şimdi bu kadar konuşuyoruz. 50 liraya tişört aldık diyoruz. Sigaraya kaç para veriyorsun? Ben kendi adıma söylüyorum. Al. Sıçtın. Postal. Bak ben ayakkabıda bir tane postalım var. Yalan yok. 5 yıldır, 4 yıldır giyiyorum. Ona parayı vurdum. Onu ve ona veririm abi. Ama yüksek ihtimalle ömürlük yerim Bot önemli. Ya o zevke göre abi bu zevk meselesi. Dediğim gibi bunun ötesine çıkamazsınız arkadaşlar. Kimisi gider ayakkabıya parayı basar. Kimisi gider işte yılana para basar. Kimisi gider arabaya para basar. Kimisi gider her şeye para basar. Artık kazancınla ilgili bunlar. Yani oraya verilmez verilmez diyorsun ya. Belki cebine bilmem kaç bin lira aylık girmeye başladığı zaman pataküte vereceksin yani. Biraz durumumuza göre o tercihlerimiz. Kıskanıyoruz aga ya. Olabilir. Ama kıskançlığınızı içinde tutabilirsiniz varsa kıskananlar yani. Olmaz. Toksik olmamız lazım. Var Cekete mesela Holmes'un bir ceketi vardı o 2000 liralık mıydı 5000 liralık mıydı ama um, ucuz almıştı onu. He Burçay'ın Burç A bizim Burçay değil abonelerimden birini söyledi çok doğru. Benim için kıyafet düz olmalı ama altında bir vücut olmalı. Ben yapamıyorum ayrı konu olmuyor benden. Bir ara yaptık sonra toparlayamadım ama vücudun güzel olduğu zaman markanın falan bir önemi olmuyor bunu önceden söylemiştim. Üzerine atarsın bir tane oduncu gömleğini, atarsın bir tane beyaz bol e, salaş hiç önemli değil tişörtünü 30 liralık 20 liralık 50 liralık altına da böyle böyle hafiften kavrayan o bol tişörtün altına hafif böyle çok dar olmayan böyle tight gibi olmayan güzel bir pantolonu giyersin. Konversini çakarsın spor ayakkabını her neyse. Yağ gibi oluyorsun zaten. Bir iki takı bileklik bitti. Zaten vücut gösteriyor seni. Kıyafet göstermiyor. Ben o sadeliği çok seviyorum. O yüzden ben siyah komple çakıyorum geçiyorum. Evlenebilir miyiz ya? Ezgi'cim selamlar. around the clock